Bir gezegen düşünün. Kumdan ibaret ama tüm evrenin kaderi onun ellerinde. Arrakis ve biz derinliklerine iniyoruz. Baharatın kokusunu alıyoruz. Sisters ablalarımızın garipliklerini biraz daha anlamaya çalışıyoruz. Evet, karşınızda Dune. Ama soralım, bu çöl macerası izlenmeye değer mi? Yoksa güneşte kavrulup bir köşede bırakılmalı mı? Frank Herbert'ın bilim kurgu klasiği Dune hem büyüleyici hem karmaşık. Arrakis gezegeni evrenin en önemli kaynağı olan baharata ev sahipliği yapıyor. Baharat yalnızca uzay seyahatini mümkün kılmakla kalmıyor. İnsan algısını genişletiyor ve yaşlanmayı yavaşlatıyor. Kısacası kim bu baharata sahip olursa gücü elinde tutuyor. Bu sadece yüzeydeki hikaye. Asıl mesele bu gezegenin siyasi dengeler üzerindeki etkisi. İmparatorluk, soylu aileler, tarikatlar ve çölün gizemli halkı Fremenler. Hepsi güç için mücadele ediyor. Ve bu dizi entrikaların derinliklerine iniyor. Dizimiz Arrakis'in tarihini ve önemini vurgulayarak başlıyor. İlk sahnelerden itibaren baharatın etrafında dönen güç dengelerini hissediyoruz. Geçmişe dönük anlatım, imparatorluk, aileler ve diğer güçlerin bu noktaya nasıl geldiğini detaylıca ele alıyor. Henüz ilk iki bölümü yayınlanan dizimizin dikkat çeken detayları şimdilik şöyle. Arrakis'in çöl manzaraları ve atmosferi. Bu gezegen neden bu kadar değerli sorusunu sormamıza gerek bırakmıyor. Baharatın hem ekonomik hem de politik etkileri her sahnede gözümüze sokuluyor. Bu diziye sağlam bir temel kazandırıyor. Tarikatçı Sisters ablalarımız filmlerde biraz gizemliydi. Ancak dizi bu güçlü kadınların neden böyle garip davrandığını ve neyi başarmaya çalıştıklarını daha net anlamamızı sağlıyor. Özellikle Lady Jessica'nın geçmişi ve tarikattaki etkisi hikayeyi derinleştiriyor. Teknolojiler, mekanlar, kültürel detaylar öyle işlenmiş ki izlerken gözleriniz bayram ediyor. Arrakis'in sert coğrafyasından, imparatorluğun ihtişamına kadar her şey hayal gücünüze bir şölen sunuyor. İlk iki bölümde tempo biraz yavaş, kabul. Ama bu hikayenin temellerini sağlam atmak için gerekliydi. Aksiyon patlamaları bekleyenler biraz sabırlı olmalı. Dizimiz hem kitaba hem de film serisine sadık kalmaya çalışıyor. Ancak farklılıklarıyla da dikkat çekiyor. Kitapta daha çok anlatılan geçmiş ve politik detaylar dizide görsel bir dille işleniyor. Filmde hızla geçilen bazı yan hikayeler burada daha fazla yer bulmuş. İlk iki bölümde tarikatın detaylarını bize anlatan dizinin Fremenleri de güzelce anlatacağını düşünüyorum. Peki neden izlemelisiniz? Dune evrenini seviyorsanız bu dizi size daha geniş bir perspektif sunuyor. Arrakis'in tarihinden tarikatın sırlarına kadar birçok detayı merak uyandırıcı bir şekilde işliyor. Yeni başlayanlar için de harika bir rehber. Bu yavaş başlangıç evreni tanımak ve karakterleri anlamak için mükemmel bir fırsat. Görsel zenginliği ve atmosferiyle sizi gerçekten evrenin ortasına atan bir yapım. Dune hikayenin temellerini sağlam bir şekilde atan, bizi Arrakis'in büyülü dünyasına davet eden bir dizi. Hızlı bir aksiyon bekleyenleri biraz yorabilir ama derinlemesine hikaye ve politik antikalardan hoşlananlar için tam bir başyapıt. İlk iki bölümü keyifle izledim ve size de tavsiye ederim. Daha fazla yorum ve öneri için like bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.